Bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi, peki biz diyet yaptık veya kilo verdik, spor yaptık, belli bir forma koruştuk. Peki kavuştuktan sonra nasıl koruyacağız? Esasında hiç anlatılmayan bir konu da bu, biliyor musunuz? Verilen kiloları nasıl koruyacağız? Çünkü genelde biz Türklerin bir huyu var. Kafaya koyuyoruz. Hele ilkbaharda veriyoruz kiloları. Ondan sonra her şey bitmiş gibi bunu gidip de kebapçıda, dönercide, pizzacıda, makarnacıda kutluyoruz. Veya evde pastalar yeniyor, tatlılar yeniyor. Çok yanlış bir şey. O kadar verilen emeğe yazık değil mi? Şimdi tabii ki bir bilinçli bir diyet, egzersiz ve zayıflama programı yapıldığı zaman bazı katı kurallar olmak zorunda, hele kilonuz çok fazlaysa. Ancak verdikten sonra tekrar öyle bir esir kampı diyeti gibi veyahut da çok sert açlık rejimleri yapmanıza gerek yok. Ne yapmanız lazım? Şimdi diyelim ki ben 90 kiloydum, gayret ettim, işte 70 kiloya düştüm, spor da yaptım, vücudu da oturdum. Hep öyle mi yaşayacağım? Hayır, asla hayır. Peki çok özgür mü yaşayacağım? Hayır, o da doğru değil. İkisi arasında mantıklı bir yere oturmak lazım. Çünkü verilen kilolardan sonra bir şey yediğiniz zaman genelde hemen kilo almazsınız. Vücut birazcık onu böyle telafi edebilir. Fakat olumsuz alışkanlıklara devam eder ve birden tamamen eskiye dönerseniz o zaman süratlice kilo alabilirsiniz. Kiloyu geri alırken hastalarımda gördüğüm en büyük sıkıntı şu. Kiloyu alırken yağdan, özellikle de en tehlikeli bölge olan göbek ve belden alıyorlar. Halbuki kiloyu verirken kas ve kemikten verip kiloyu alırken göbek ve beldeki yağdan alacaksanız hiç kilo alıp vermeyin, daha iyi. Çünkü o zaman en kıymetli doku olan bağ dokusunu, kas dokusunu ve kemikleri kaybetmek hiç iyi bir şey değil. Ne yapmak lazım? Şimdi bir kere haftada bir gün serbest olabilirsiniz. O gün mesela sabah kahvaltısını güzel bir brunch gibi yapabilirsiniz. Ben de mesela ince bir insanım. Yani fit bir insanım ama dikkat ediyorum, bedelini ödüyorum. Çünkü bunun kararını verdim. Fazla kilolu olup aşırı göbek ve belden yağlanıp ileride böyle tansiyon hastalığı, kanser, kalp hastalığı, şeker hastalığı, insülin iğneleri gibi ciddi tıbbi ve maddi sorunlara maruz kalmak yerine, belki de oluruz ayrı konu ama riski ben arttırmıyorum en azından. O keyifsizliklere maruz kalmamak için anlık keyifleri bilinçli kullanmamız lazım. Yani şöyle söylüyorum, bir tatlıyı 2 dakikada yiyip bitiriyorsunuz veya bir kadeh içkiyi bir dikişte içip bitirebiliyorsunuz veya çok şekerli bir meyveyi 3 dakikada yiyip bitirebiliyorsunuz, yani yiyorsunuz veya bir asitli şekerli içeceği lık 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 dikip anında bitirebiliyorsunuz. O an için keyifli ama sizde keyifsizliğe yol açacak bir sonraki zincirleme reaksiyonlarını da davet etmiş, satın almış oluyorsunuz. Bakın, bir karar vermeden önce, bu kiloyu koruyayım mı korumayayım mı kararını vermeden önce lütfen bir onkoloji merkezini ziyaret edin. Bir obezlerin yoğun olduğu yerlerde biraz onların sorunlarını bir gözleyin. İnsülin iğnesi nasıl yapılıyor? Boş olarak serum fizyolojikle bir kerecik kendinize, sanki günde 3 kere 4 kere insülin iğnesi oluyormuş gibi serum fizyolojiyi kendinize enjekte edin. Sadece bir günlük bir tansiyon ilacı kullanarak bir etkisini bir görün veya bunu pek önermiyorum da örnek olarak söylüyorum. Veya benzer, vay diyeceksiniz ya, bu ilacın ne kadar yan etkisi var? İnsülin iğnesi ne kadar zormuş? Kemoterapi ne kadar berbat bir şeymiş? Kalp krizi geçirmek, bypasslar, stentler ne kadar zormuş. Bir ayağını kırdığında iyileşmesi ne kadar uzun sürebiliyormuş obez olunca diye. O zaman anlık keyif için uzun vadeli keyfinizi bozmayınız. Şimdi bunu bilinçli olmak çok önemli. O zaman koruyabilirsin buna karar verirsen. Şimdi ne yapacaksınız? Bir kere sabah kahvaltısında haftada 2 kere az yağlı yoğurt ve yulaf ezmesi, üzerine biraz tarçın ve ceviz koyun. Haftada 2 kere bunu yiyin kahvaltı olarak. Haftada 2 kere de organik, böyle 1 dilim, maksimum 1,5 dilim CS, kızıl buğday, greçka, yani kara buğday veya organik tam buğday veya çavdar gibi tam tahıllı, ekşi mayla mayalanmış bir ekmekten biraz yiyin ve bol protein alın sabahleyin. Mesela çökelek, lor, suda mozzarella, taze, az yağlı beyaz peynir gibi bolca ve 2 yumurta beyazı, bir sarısından da bir omlet veya bu şekilde haşlanmış olarak tüketin. Yanında da sevdiğiniz diğer kahvaltı, alışkın olduğunuz zeytinlerden, onlardan da biraz ekleyin. Kahvaltıda mutlaka erkeklere mate, kadınlara ada çayı veya her iki cinse de yeşil çay öneririm. Metabolizmanın canlanması için iyi. Şimdi içeceklere şeker
şekerli atmak mesela şekerli kahve, şekerli çay içmek de büyük hata. Çünkü o şekeri yakabiliyorsan belki al ama yakamıyorsan alma. O nedenle bolca alkali bitki çayı iç. Kiloyu korumak istiyorsanız yasemin çayı, yeşil çay, mate çayı, ada çayı, onun dışında biberiye çayı, özellikle zahter çayı gibi hem kolesterolü düşüren hem alkali etkisi olan hem de vücutta metabolizmayı canlandırıp aynı zamanda boşaltımı destekleyen doğal alkali bitki çaylarını günde 3-4 fincan içmenizi öneririm. Yine kiloyu geri almamak için su. Ne kadar mı? 2 litre su. Her gün 2 litre su içiyoruz mutlaka. Bunu yazın serin, aralarda ılık ama kışın mutlaka sıcak su olarak için bu önemli. Yine salatalarınıza bolca saplarıyla beraber maydanoz, C vitaminden kuzu kulağı, tere gibi metabolizmayı canlandıran, kalorisi düşük olan yeşillikleri bolca tüketin. Her gün bol miktarda üzerine limon sıkarak bu yeşillikleri tüketin. Bir ipucu daha size. Kiloyu geri almak istemiyorsanız sabah biraz erken kalkın. Uyanır uyanmaz mideniz sağlamsa, tansiyon veya kalp ritim bozukluğu yoksa bir sade Türk kahvesiyle güne başlayın. Türk kahvesini sevmiyorum. Peki o zaman yeşil çay. Onu da sevmiyorum. Peki mate çayı. Onu da sevmiyorum. Peki o zaman çok açık bir Türk çayıyla. Yani tein veya kafein içeren bir içecekle güne başlayın. Bu metabolizmanızı canlandırır. Ve sabahleyin spor yapmazsanız bile 7-8 dakika ip atlayın. Çünkü ip atladığınız zaman bütün kasları çalıştırırsınız ve metabolizmin sabahtan hızlanmaya başlar. Demek ki Türk kahvesi veya yeşil çay veya mate çayı veya ip atlama bu sabah metabolizmayı hızlandıracaktır. Tabi uyanır uyanmaz bir bardak suya, şöyle büyük bir bardak suya, şöyle bir leblebi büyüklüğünde sandalo sakızı ve 1-1,5 tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırıp aç karnına içerseniz onun da kan şekerini dengelemek için faydası var. Şimdi diyetiniz, rejiminiz bitti, kiloyu verdiniz, tatlı krizleri oluyor. Size bir ipucu. Tatlı krizleri için hemen şeker ilaçlarına başvurmayın. Veya insülin direnciniz varsa da egzersiz ve karbonhidrattan uzak durma çok önemli. Ama kromyum pikolonat, bu etken madde ismi, ticari ismi değil. Kromyum pikolonat hapları kan şekeri, tatlı krizleri, karbonhidrat krizleri yani makarna, pilav, börek, mantı vesaire gibi bunların yumuşamasına yardımcı olur ve kan şekerini dengeler. Pankreasın insülin salgısını %35 oranında dengeler. İyi bir uyku çok önemli. Gece çok geç yiyenler ve gece çok geç yatanların kilo verme konusunda biraz dezavantajı da olabilir. Psikolojik durum da çok önemli. Eğer strese bağlı, hadi zorla kiloyu verdiniz fakat kendini depresif, mutsuz hissediyorsun. O zaman genelde kışın St. John's Wort yani sarı kantaron hapları, onun dışında 5-HTP veya onun dışında SAM-E, Sivas, Adana, Manisa, Edirne yani bu SAM-E damlaları. Bunlar da doğal yolla serotonin düzeyini yükselterek kendini daha iyi hissetmeni ve bunaldıkça sürekli yemek dalmanı ve çok tatlı krizlerini büyük ölçüde önler. Hanımefendilerinde adet günlerinden önce magnezyum desteği almaları da o kramplar ve birçok yakınmalar ve tatlı krizlerine karşı toparlar. Tatlı yemeyecek miyiz? Tabii yiyeceğiz. Ben de tatlıyı çok seviyorum. Yazın şöyle biraz dondurmasız olmaz ama ben dondurma yiyeceğim günlerde diğer karbonhidratları almıyorum ve asla kornetle değil. Çünkü iki top dondurmada kornet kadar neredeyse kalori var. Yani siz kornetli dondurma yediğiniz zaman iki topla üstüne 3,5-4 top kadar kalori almış oluyorsunuz. O nedenle tatlı yeriz ama haftada 2 kere tatlı yiyin. Tok karnına tatlı yemeyin. Aç karnına veya iki öğün arasında ana yemekten en fazla yani en az diyelim 2 saat sonra tatlı yiyin. O zaman haftada 2 kere tatlı yenilebilir. Yazın dondurma sütlü olduğu için iyi bir seçenek. Sütlü tatlılar iyi bir seçenek ama hem hamurlu hem kızartma hem şuruplu tatlıları yer ve bunu çok sık tekrarlarsanız o zaman pek sağlıklı olmaz. Kısacası verdiğin kiloyu korumak istiyorsan haftada 3 kere egzersiz yapacaksın. Günde 2 litre su içeceksin. Tarifini verdiğim şurada formülü yazan alkali detoks bitki çayından içeceksin. Yine onun dışında özellikle metabolizmayı canlandıran işte bu biberiye, kekik, zencefil, zerdeçal, hafif acı kırmızı biber, bira gibi baharatları, acı ve buruk baharatları arttıracaksın. Uykuna dikkat edeceksin ama en önemlisi stres yapmayacaksın. Yaşamak çok güzeldir. Fazla kilo ise ileri yaşlarda seni çok sıkıntıya sokar. Yapabilirsin ve kilonu da koruyabilirsin. Bir sonraki videomu seyretmeyi, özellikle de Ender Saraç YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.